Herkese merhaba, Healthful Break'e hoş geldiniz. Ben sizin. Bugün gerçekten böyle çok heyecanlı, çok da beni mutlu eden konulardan biriyle karşınızdayım. Düğün önerileri vereceğim efendim. Çünkü neden? Etrafta evlenen, hatta şu an ortamda herkesin böyle bir düğün nişan hazırlığı falan var. Ben de dedim ki en çok böyle bir kafa molası almamız gereken zamanlardan biri bence düğün zamanı. Ve bu zamanda ne yazık ki işte bütün o karmaşaları düşünürken, işte planlamaları yaparken falan kayboluyoruz. O anın güzelliğini kaçırabiliyoruz. Ben de dedim ki hem biraz önerilerimi, tecrübelerimi paylaşayım, hem de kimsenin görmediği düğünümüzden bazı karelerle size böyle ufak ufak ilham olayım. Ve düğün önerileri videosuyla karşınızdayım efendim. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Hazırlıklı geldim efendim, albümümle geldim. Böyle biraz gelin evi gibi yapalım mı? Ya burada albümümüz var. Dün akşam işte hani açıp biraz o günleri hatırlayıp size önerileri toparlarken gerçekten duygulandım. Hani fotoğraflar bence o günden kalan en önemli yadigarlar. Bayağı güzel anlarımız varmış. Zaten albümden de güzel anları ve düğünden de anlara beraber bakıyor olacağız. Şimdi bizim düğünümüz birazcık böyle sabahtan başlamıştı. Böyle sabah 10 gibi çekim ekibimiz bizimleydi. İlk hani size tavsiyem bu olsun. Eğer fırsatınız, imkanınız varsa güne başlarken ve böyle evden çıkarken ki olan anları belgelemeyi lütfen unutmayın. Neden? Şimdi mesela biz böyle 10 gibi evden kızanmayla başladık. İlk önce bizim evde, daha sonra da Demirler'in evde ikimizi böyle ayrı ayrı neler yaşıyoruz. Fotoğraf ve videolarımız çekildi. O anlar bence böyle günün en nasıl diyeyim böyle samimi ve rahat olduğu anlar. Çünkü daha sonra işte misafirler geldi mi, işte akrabalar ne oldu falan filan diye böyle anneler babalar birazcık bölünebiliyor. Onlarla o sabah anı kadar çok böyle kaliteli vakit geçirilemiyor. O yüzden bence evden çıkış anları çok kıymetli. Ben o güne özel böyle işte çok standart beyaz bir elbise aldım. İşte Demir ve o birkaç arkadaşıyla beraber gelmişti. Mavi kot, beyaz gömlek gibi kendilerine böyle bir kod belirlemişler, kıyafet kodu. O şekilde gelip beni aldılar. Daha sonra hem ailecek hem de işte Demir'le beraber mahallede böyle fotoğraf çekilme şansımız oldu. İnanın günün böyle en samimi ve en rahat anları bu sabah böyle 10-11 bandında falan hızlandırılmış olarak evden çıkış anımızdı. O yüzden çok çok öneririm. Yani günden geriye kalan böyle bir samimi anlar olsun isterseniz sabah o evden çıkış seremonisini kesin organize edin. Ve bu anı da hani profesyonel bir ekip olmak zorunda bile değil. Birkaç arkadaşınızdan rica edip fotoğraf ya da videolamasını isteyebilirsiniz. Şimdi evden çıkış anını, kız alımını yaptık. Sonra mesela böyle o günün koşturmacasında işte araba süsleme, araba hazırlama gibi dertler vardır. Biz çok o noktaya girmedik. Çok böyle standart araba süsleme işlerine falan girmedik. Ben böyle bir gün önce arabaya balonlar aldım. Balonları taktık arabanın böyle camına. İnanın harika gözüktü ve çok böyle pozitif bir etkisi oldu. O yüzden böyle çok klasik araba süsleme vesaire işlerine de girmekle uğraşmayabilirsiniz. Böyle kafanızı rahat tutup birkaç balon aldırıp yakınıza, arabanıza takabilirsiniz. Ve arabada giderken mesela biz iki kişi düğün mekanına geçmiştik kız almadan hemen sonra. Arabanın içine böyle bir tane evimizde GoPro kameramız vardı. Onun için çekim ekibimiz böyle bize bir aparat verdi ve onu böyle arabanın içine kurduk. İnanın böyle yine hep aynı şeyi söyleyeceğim. Günün o böyle koşturmacası ve böyle bütün stresi, heyecanı başlamadan araba içinde geçen konuşmalar ve anların belgelenmesi çok çok kıymetli anılar bıraktı bizde geriye. O yüzden de böyle arabanın içine telefonunuzu takabilirsiniz. Varsa bir GoPro kameranız olabilir. Böyle bir gizli kamera gibi yolda giderken o komik anları, o böyle neşeli anları kaydetmesi için bunu da organize etmenizi çok tavsiye ederim. Sonra gelelim düğün mekanına. Şimdi düğün mekanına biz girdikten sonra harıl harıl işte hazırlık anları başladı. Hazırlık anlarında Demir yine full ekibi ve arkadaşlarıyla takıldı. Erkeklerin galiba birazcık daha öyle bir avantajı oluyor. Bizim tarafta ise işte düğün mekanında fazladan ekstra işte kuaför ve makyaj imkanı olmadığı için
Ben tek başına hazırlandım. Mesela burada da bir şey, nasihatım olsun. Bence kesinlikle tek başına hazırlanmayın. Çünkü ben böyle birazcık işte ne bileyim aç kaldım, benle ilgilenen çok olmadı, işte moralim bozuldu, kendi kendime müzik açmaya çalıştım falan filan. Yani gerçekten yalnızdım. Gelinliğimi bile tek başına giymeye çalıştım. Bence biz orada büyük bir anı kaybettik. Kız arkadaşlarınız, anneleriniz, teyzeleriniz, kuzenleriniz, kim varsa bir şekilde o saç makyaj işini artık sabahtan mı hallederler? Ne yaparlar, gelip orada yakında bir yere mi giderler bilmiyorum ama buraya bir çözüm düşünün ve düğün mekanında hep beraber cümbür cemaat olun derim ben. Böylelikle hani hep bahsediyorum ya, aslında düğün bence böyle anı biriktirmek için en güzel fırsatlardan biri. Hani maksat bir şekilde harika bir günü beraber kutlamak. Olabildiğince de bu anılardan geriye fotoğraflar, videolar ve birlikte yaşanan eğlenceli, duygusal anlar kalıyor. Onu maksimize etmek için yanınıza olabildiğince çok destek çağırın diyorum. Demir o kısmı ama çok keyifli getirdi yani. Görürsünüz zaten şimdi videoda da. O böyle sohbet, muhabbet, takıldı arkadaşlarıyla. Daha sonra böyle saat 2-2.30 gibi oldu. Biz mekana gittik, hazırlıklarımızı yaptık ve önden fotoğraf çekimine başladık. Bence bu bizim aldığımız en doğru kararlardan biriydi. Çünkü genelde fotoğraf çekimleri böyle 4-5 bandına falan kayıyor. Böyle akşam 7'de 8'de başlayacak düğünler için. Bence 2-2.30-3 gibi yani olabildiğince erken hazırlanıp düğün fotoğraf çekimine nikahtan bir 4-5 saat öncesini alın. Çünkü gerçekten yorucu bir iş. Hani öyle poz ver, böyle poz ver. İşte ne bileyim, işte şimdi de deniz kenarına git, şimdi de ormanın içine git falan gibi değişik konseptler yapmanız gerekebiliyor. Eğer tabii istekliyseniz bunu yapmaya, istekli de olmayabilirsiniz tabii yani. Gayet standart şeyler de çekebilirsiniz. Bence çok da isabetli bir karar olur. Biz biraz böyle, tabii beni bildiğiniz için, ben her şeyi böyle alengirli fotoğraflamayı sevdiğim için onu da yapalım, buraya da girelim, şunu da çekelim falan derken biz birazcık yorulduk. O yüzden 4-5 saat önceden başlamamız büyük bir avantaj oldu. Fotoğraf çekimini böyle yaklaşık bir 2 saatte falan tamamlayıp yerimize oturup böyle oh be falan diye bir nefes alabildik. Bu arada yine fotoğraf çekimi için bir önerim de şu olsun. Genelde fotoğraf çekimi hep çifte odaklanır. İşte hep çifte özel fotoğraflar olur. Bizimki de öyle oldu ama keşke, şu an düşünüyorum da, arkadaşlarımız böyle 5 gibi falan geldi. Ailelerimiz 5 gibi geldi ve onlarla böyle alelacele fotoğraflar çekilebildik. Yine harika kareler çıktı ama şimdiki aklım olsa mesela onları sanırım gündüzden dahil ederdim. Ki hem sohbet, muhabbet hem de bütün anılarda beraber olalım. Bu da size bir diğer tavsiyem olabilir. Şimdi böyle düğün tarafı ve birazcık daha böyle fotoğraf, video, anı tarafına odaklı önerilerimden sonra birazcık daha böyle düğün organizasyonu tarafına geçelim. Şimdi bizim düğün mekanında böyle aslında hani benim birazcık da detaycı ve böyle pazarlamacı kişiliğimden mütevellit belirli renk kodlarımız ve konseptlerimiz vardı. Bence buna dikkat etmek güzel oluyor, çok tatlı oluyor. Bunu hani insanların büyük bir kısmı içten içe anlıyor ve böyle aslında daha da büyülü bir ortama girmişlermiş gibi hissediyorlar. Ama buradaki dediğim öneriyi sakın yanlış anlamayın. Çünkü bu çok böyle bir sektör olduğu için çok fazla konsept, çok fazla işte bütçe harcamanıza sizi itecek öneri vesaire olabilir. Ben kesinlikle bunu demiyorum. Ben sadece şunu öneriyorum. Ben düğüne gitmeden önce çok fazla işte Pinterest'ten çiçek kolajları, renkler, konseptler vesaire araştırdım. Zaten hali hazırda dünyanın her yerinde bu konuyu düşünmüş efsane çılgın bir gelin topluluğu var. Yani hiçbir şekilde bir organizasyon şirketinden gidip özellikle öneri alıp onların önerilerini satın alıp bütçenize ket vurmak durumunda değilsiniz. Bence güzel bir ön araştırma yapabilirsiniz. Gerçekten Pinterest'te harika gelin ve düğün konseptleri var. Ben oralara bakarak birazcık daha böyle mesela çiçek renklerinde pembeler, maviler ve turunculardan karışık böyle farklı bir renk skalası tercih etmiştim. Böyle çok klasik pembeler, beyazlara gitmek istememiştim. Ki böyle ortamın enerjisi birazcık daha pozitif olsun, birazcık daha böyle aurayı yükseltelim. O yüzden mesela bu renk kodu herkesin çok hoşuna gitmişti. Ben bunu tamamen Pinterest'ten buldum. Onun dışında mesela davetiyeler.
davetiyelerdeki böyle işte çiçek desenli bir davetiye tercih etmiştim. Ve davetiyenin çiçek deseninde bizim davetiye özel bir sanatçı tarafından çizilmişti. Zarf davetiye hatta çok tavsiye ederim. Mesela onun da renkleri turuncu, mavi vesaire bütün aslında düğünün çiçek ve renkleriyle uyumlu renklerdeydi. Keza benim düğün çiçeğim de öyle. Mesela lila renkliydi ki bugün sanırım sübliminal olarak bugün böyle mosmor yine. Evet, düğün çiçeğim de mosmordu. Lilaydı. Yani demem o ki yani bir konsept, bir renk kodunuz olabilir. Ve işte davetiyeden tutun da çiçeklere kadar, hatta işte verilecek küçük, eğer hediye vermek istiyorsanız onun renklerine kadar hepsinin birbiriyle konuşması mekanda inanılmaz bir ahenk yaratıyor. Biz gelenlere böyle hediye olarak küçük kutularda lokumlar vermiştik. Çünkü Demir'in ailesi, anne tarafı Safranbolulu. Biraz öyle gelenlere de bir kıyak olsun Safranbolu'dan gelenlere diye. Kutuları da mesela Eminönü'nden gidip kendimiz lacivert kutular bulmuştuk. İşte fiyonklarını açık mavi seçmiştik falan falan. Yani tamamen hepsini konsepte uydurmuştuk. Konsept derken bir de şunu da belirteyim. Ben böyle arsız bir romantik olduğum için düğün konseptinde şey de benimsemiştim işte. Bu aynı yıldızdan gelme hikayesi işte, hani birbirini çok seven insanlar ve çok hızlı tanışıp birbirine aşık olan kişilerin dünya oluşurken böyle aynı yıldız patlamasından geldiğine inanılan bir teori var. Ben buna böyle işte tamam, bu bizim düğünümüzün konsepti olmalı falan diye böyle hayran kalıp biz aynı yıldızdan geldik. We are from the same star İngilizcesiyle. Konseptini böyle her yere yedirmeye çalıştım. Davetiyede yazıyordu, işte menü kartlarında yazıyordu. İnsanların önüne geçip fotoğraf çekilebileceği işte ayaklı büyük boardlar tasarlamıştık. Oralarda yazıyordu. Hatta işte nikahtan sonra çalan şarkımız Coldplay'den de yine böyle yıldızlarla ilgili bir şarkıydı. Hatta yani ben bu yıldız konseptini o kadar abarttım ki hani herkes de anlasın istedim. Niyeyse yani oraya gelen insanlar da en az bizim kadar, benim kadar buna inansın istedim. Menü kartlarına işte yiyecek içeceklerin yazdığı hani bir menü, klasik menü kartı olur ya, onu basan organizasyon şirketimizden şey rica ettim. Ya bunların arka yüzü hep boş oluyor. Ben arka yüzüne de bir şey bastırabilir miyim falan dedim. Tabii dediler. Bu bütün yıldız teoremini, neden işte aynı yıldızdan geldiğimizi düşündüğümü tamamen kendim. Sağ olsun ama Demir de onayladı yani, metne inandığını belirtti karşısında. Neyse yazıp arkasına bastırmıştım. Herkes o menü kartlarını alıp evine öyle gitti. Yani gerçekten çok güzel bir dokunuş oluyor. Bir hoş geldin mesajıyla beraber onları masalara bırakmak. Ve en çok da mesela Instagram'a düşen görsellerden biriydi. Biliyorsunuz artık böyle ne kadar Instagram'a düşerse o kadar iyi. Çünkü fotoğrafları insanlardan toplayabiliyorsunuz böylelikle. Düğünün bir etiketi vardı, Sezin Demir Wedding diye. Oradan herkes etiketleyip bunları paylaştı. Daha sonra ben de toparlayabildim. O yüzden bu konsept işi, bu etiketleme işleri falan düğünlerde bayağı bir işe yarıyor efendim. Çok da tavsiye ediyorum. Ve bir sonraki önerime geçiyorum. Böyle gelenlerin aslında unutamayacağı güzel dokunuşlar yapmak hoş olabiliyor. Aynen o menü kartının arkasına işte bu yıldız hikayesini ve hoş geldin mesajını bırakmak gibi. Bir tane de böyle bir şöyle yaklaşık 2 metrelik falan böyle bir masaya kendi tanışma hikayemizi anlatan fotoğraflar bastırmıştım ben. Böyle çerçeveler alıp işte ne zaman tanıştık ve işte ilk gittiğimiz tatil, işte evlenme teklifini aldığımız tatil falan gibi bir fotoğraf köşesi yapmıştım. Bu fotoğraf köşesinde bizimle düğünde olamayan dedelerimiz de, hem Demir'in hem de benim çok sevdiğimiz dedelerimiz de yanımızda ruhen olsunlar diye ve herkes de onları hatırlasın diye onların da fotoğraflarını koyduk mesela. Yine böyle herkesi duygulandıran, gerçekten o gecede güzel bir dokunuş olan, hepimizi böyle manevi olarak da çok tatmin eden güzel bir köşe oldu. Bu da mesela size önerebileceğim şeylerden biri. Hani düğün alanınıza ufak da olsa kendinizden böyle bir dokunuş, kendi hikayenizi anlatan bir köşe koyabilirsiniz.
Onun dışında mesela nikah anından böyle bir iki öneri vereyim. Eminönü'ne biz yine işte bu kutuları, şeyleri almaya gittiğimizde konfetiler aldık. Nikah kıyıldıktan sonra da birkaç yakın arkadaşımıza o konfetileri verdik patlatsınlar diye. Gerçekten fotoğraflarda ve böyle hani ortamın büyüsünde çok güzel bir etki yarattı. Yine aynı şekilde balonlar aldık ve balonları havaya bıraktı böyle birkaç kişi. Gökyüzünde balonlar uçtu falan. Gerçekten böyle güzel dokunuşlar olabiliyor. Eğer açık hava bir düğününüz varsa balon, eğer açık hava bir düğününüz yoksa konfeti seçeneğini gerçekten düşünebilirsiniz. Ve Eminönü'ne gitmişken, birçok kez böyle yerlere gideceksiniz. İstanbul'da yaşıyorsanız beni çok iyi anlıyorsunuzdur. Eminönü sizin böyle en favori mekanınız olacak. Diğer illerdekilerin de illaki gittiği böyle güzel çarşıları vardır. Parti malzemeleri aldım ben mesela düğünden önce. Hani böyle peruklar, gözlükler vesaireler, hani onları halletmek gerçekten böyle hani komik ve güzel anlar yaratıyor. Herkes inanın gecenin ilerleyen saatlerinde böyle ellerinde kartonetler tutmayı falan çok seviyor. Çok fazla güzel kare çıkıyor ortaya. O da böyle önerilerimden biri olsun. Diyorum efendim, ya aslında bu düğün mevzusu çok geniş. İşte gelinliğin seçimidir vesairedir, ev çeyizidir, ev kurmaktır falan filan, bin türlü yere doğru kayabilir. Ama ben şimdilik birazcık daha böyle o günün sabahtan gecesine odaklanmak istedim. Bizim böyle düğünümüz bu şekilde geçti gitti. Ama en son önerim de şu olsun, lütfen stres olmayın. O gün öyle ya da böyle çok güzel geçiyor. Aksilikler oluyor mu? Oluyor. Böyle önden öngöremediğiniz, bu gibi videoları izleyip kenara not alıp yapmaya çalışıp yetiştiremediğiniz veya işte aksayan bir sürü şey olabilir. Sonuçta dev gibi bir parti organize etmeye çalışıyorsunuz. O yüzden rahat olun. En önemlisi o günün keyfini çıkarmak. Bol bol dediğim gibi fotoğraf çektirmek. Ve büyüklerinizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla unutulmayan ve en önemlisi de evlendiğiniz kişiyle unutulmayan anlar yaşamak. O yüzden mutlu olun, bol bol dans edin ve fotoğraf çekin diyorum efendim. Umarım bu önerilerim birilerinin işine yarar bu yaz evleneceklerden. ve umarım bizim düğünden de birazcık ilham almışsınızdır. Severseniz ve işte görüşleriniz, sorularınız olursa yorumlara bırakın. Hepsini okuyorum tek tek. Cevap veririm kesinti yollar falan isterseniz. Bu ve bunun gibi onlarca püf noktası ve tabii ki sağlıklı tarifler için de ne yapıyoruz efendim? Hot Food Break'e abone oluyoruz. Ve düğününüze beni de çağırabilirsiniz bu arada. Bu şekilde yaptığınız bir düğün olursa davetinizi bekliyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.